Şimdi mermide barut yok. Tabanca maket ateş almaz. Şarjörü taktığımızda hiçbir tane tabancada haznede fişek olduğunu anlayamazsınız. Bu tabancanın üzerindeki mermi gösterge işaret çubuğu, şu olay, fişeği ağzına aldığında yukarıya kalkar. Kırmızı atışa hazır demek. Atışımızı yaptıktan sonra emniyete alacaksak, emniyet sistemi yeni sistem. Eski sistemlerde yandadır. Bunda ise şuraya, üstündeki şu aparata bastığımızda kırmızı kaybolur ve silah kati surette ateş etmez, emniyete geçer. Silahı kurmak istediğimizde ise normalde klasiktir, iki elimizi kullanırız silahlarda. Bu silahta ise tek elde kurduğumuzda kırmızı işaret çıkar ve atışımızı yaparız. Sökmek istediğimizde tabancayı klasiktir, iki elimizi kullanırız ama bu tabancada tek elle sökebiliyorsunuz. Onu da nasıl yapıyoruz? Şarjörü çıkardık. Hazne boşta, iğne boşta. Getirdik tabancayı. Birinci hareket, ikinci hareket, üçüncü hareket ve dördüncü harekette tabancayı tek elle sökmüş oluyoruz. Takmak istediğimiz zaman da getirdik. Birinci harekette nalıyı oturduk. İkinci harekette yayı oturtuyoruz. Üçüncü harekette üst kapağı alt gövdeye oturtturduk. Tabancayı çektik ve tabancamız atışa hazır. Tabancanın bir de diğer bir özelliği nişan hattıdır. Nişan hattında klasiktir. Göz gez arpacık yaptığımızda arpacık geze tam oturur. Bu silahta ise oturmaz. Arpacığın sağında solunda milimetrik boşluk kalır. Oradan da hedefin neresine attığınızı görebilirsiniz. Klasik modellerde arpacık geze tam oturur. Dolayısıyla da neresine attığınızı hedefin göremezsiniz. Diğer bir özelliği bu tabancanın klasiktir, gene aynı şekilde 3 beyaz noktayı yan yana getirin öyle atın derler. Ama bu tabancada şu 2 beyaz noktayı saymadan şu beyaz çizgiyi beyaz yuvarlağın altına getirip çift göz açık hedefe nişan alıp ateş ettiğinizde direkt mermi çekirdeği hedefe gider. Bu tabancanın diğer bir artı özelliği ise tabancayı kurdunuz, ateş edeceksiniz, ateş etmekten vazgeçtiniz, kapattınız, tabancayı yere koydunuz, tabancayı nasıl koyarsanız koyun tek elle yerden kavrayabiliyorsunuz. Neden? O da kabze kısmının nasıl koyarsanız koyun kabzesi kesinlikle yukarıda kalır. Bu da özel harekatın yapmış olduğu özelliklerden bir tanesidir. Teşekkürler.